Ne bok istiyorsan diyebiliriz. Adamsın ya. Nasıl motoru çaldırdım belli oğlum. Motoru bir yere bıraktım. 3 haftada falan burada. Bugün anladım ki hava güzelken dedim gidelim alalım akşam. Tamam abi dedi. Dedim branda var üzerinde dedim. Hani sıkıntı yok yağmur falan falan. Çalınmıştır o diyor. Böyle nankör bir adamla işte iş yapıyoruz. Gerçi bugün konumuz motosiklet hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığında ben en yakınından çok yaşadım motosiklet hırsızlığını. Kamera arkasındaki arkadaş direkt yaşadı. Motoru çalındı çünkü. Bugün konumuz ne abi? Motosiklet hırsızlığı. Motosiklet değil o. Motosiklet. R yok. İngilizce'de motorcycle. Türkçe'de motosiklet. Türkçe'de R yok. Motor gibi yani. Bir yıl motor kullandın hala motosiklet diyorsun ya. Bir de böyle koca koca adamlar çıkıp diyor ya televizyonlarda şeylerde falan. Motosiklete binin falan. TDK değilim ama en azından... En sonki muhabbetimiz çok beğenildi. Biz de dedik ki... Ne oluyor lan arkadaş? Bu konsepti madem beğenildi bozmayalım. Genelde bir YouTuber'ın sıçı zaten bunun üzerine değil midir? Bir konsept beğenilir, adam birkaç tane yapar, sonrasında bunu bırakır. Seyirci de bu çok bozdu der ve o şekilde biter. Genelde konsept budur. O yüzden biz de beğenilen bir şeyi bozmak istemediğimizden dolayı bu konseptten devam etme kararı aldık. Ağaç kesiyorlar galiba. Ama öncesinde demek istediğim birkaç bir şey var. Öncelikle şimdi kafamda hep bununla ilgili bir şeyler söylemek vardı ama en son bu sweatshirtle çekmediğim hiçbir incelemeyi hala almıyorum. Oğlum zaten haftada bir tane video çekiyorum. Şimdi senin de öyle kıyafetlerin vardır. Haftada böyle değiştirsin mutlaka o güne aynı kıyafet denk gelir abi. Bir tane sweatshirtin, montun falan. Benim de her çekime bu sweatshirtim denk geliyor. Aç bütün videoları, bütün incelemeler, videolar bu sweatshirtle. Gören de sanacak sanki bununla yaşıyorum. Ayda iki kere görüşürsün, ikisinde de aynı kıyafet. Aynı kıyafeti giyersin. Başka kıyafetin yok mu arkadaşlar? Der. Halbuki Anıl öyle mi? 7 gün üst üste aynı tişörtü giydiğini bilirim. Merhaba. Ben çöpü biraz taşıdım şuraya. Bu arada bugün kamera arkasında Canberk yok. Anıl Paç var çünkü bugün pazar ve Canberk'in izin günü. Abi video çekelim falan dedim böyle. Evet ben evde Counter Strike oynayacağım. Tamam yani ne halim varsa gör. yok şaka diyorum. Yani ihtiyacım varsa geleyim dedi ama Anıl daha müsait olduğu için. Anıl'la beraberiz. Bir de tam konumuza uygun oldu bugün motosiklet hırsızlığı için. O yüzden sevgili Anıl Paç burada bir yıl önce R25'ini çaldırmış olan sevgili dostum Anıl Paç kardeşim benim. PV plaka. Ama herkese konunun başında kasko öneriyorum. Kasko öneriyorum. kasko. kasko. Tabii biz böyle gülerek anımsıyoruz ama eğer o motor çalınmış ve biz kaskomuz olduğu için parasını geri alamamış olsaydık şu an böyle anmazdık büyük ihtimalle. O yüzden böyle bir rahatlık var. Yoksa daha önce başımıza daha kötü senaryolar da geldi tanıdıklarımız açısından ve bayağı bir üzüldük abi. Kolay değil. Yıllarca çalıştığın bir şeyin, yıllarca ter dökerek, emek vererek biriktirdiğin bir paranın bir gecede 10 dakika içinde heba olması kolay değil abi. Biliriz yani. Neyse. Önce girmek istediğim konu Afrin. Afrin'le ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bu konuda yani ana avrat küfür yedim bro. Biraz sinirliyim bu konudan aslında. Instagram DM'den iki tane çocuk yazdı üst üste. Büyük ihtimalle arkadaşlar abi. Ben Afrin'le ilgili hiçbir şey paylaşmadım sosyal medyada. Instagram'dan genelde güncel olduğum için de herhalde Instagram'dan yazma gereği duymuşlar. Vay efendim ben nasıl Afrin'le ilgili bir şey paylaşmışım? Vay efendim ben nasıl tepki vermezmişim? Vay efendim ben vatanımı sevmiyormuşum, vatan hainiymişim falan bilmem ne böyle absürt yorumlar. Hem de asker ailesi çocuğuna yani. Şimdi durum şu. Ben Instagram story paylaşılan bu başınız sağ olsun işte Türkiye bayrakları emojilerinin samimiyetinin %80'inin samimiyetine inanmıyorum abi. Çünkü samimi değil. Sürekli ülkemize şehit veriyoruz bu aralar. Doğru mu? Her gün. Her gün yeni bir şehit haberiyle. Buna alışacak hale kadar geldik. Doğru mu Anıl? Gazete haberlerinde sayfalarda bile 3. 4. sayfaya düştü şehit haberleri. Eskiden 1. sayfada bangır bangır bağıran o gazeteler artık 3. sayfada kıytırık bir köşede 3 satırla anıyorlar şehitleri. Alıştırdılar bize bu duruma maalesef ki. Şimdi bu sefer de şöyle bir şey çıktı sosyal medyada. Takip edilen insanlar storylerinde her böyle belli başlı bu bir iki şehit değil de daha büyük olaylarda WhatsApp'taki Türkiye bayrağını koyup altına da başımız sağ olsun yazma olayını alışkanlık haline getirdiler. Ben bunu samimi bulmuyorum abi. İki şeyden samimi bulmuyorum. O paylaştıkları bayrak o WhatsApp'ta bir tane taslağın üzerine bütün ülkelerin bayrağını basmışlar. Bizimkiler de alıyor oradan bayrakları basıp basıp başımız sağ olsun. Ama adamın 24 saatlik storiesine bak. Kakara kikiri kakara kikiri kakara kikiri ha ha ha. Bir saat başımız sağ olsun molası. Sonrasında gene kakara kikiriye devam. Bakın abi buradan story paylaşmak nasıl bir şey biliyor musun? Hepimiz paylaşıyoruz değil mi? Instagram'da, sosyal medyada hepimiz bir şeyler paylaşıyoruz. Story'mizde, Snapchat'imizde, ıvırımızda, zıvırımızda. Başımız sağ olsun şöyle de yazabilirim. Anayım de şey olsun gönderirim. Ya da üzgün bir şekilde de gönderebilirim. Bu tamamen bana kalmış ve siz sadece sosyal medyada görebildiğiniz kadarsınız. Anladın mı? Yani benim burada paylaştığım şeyin arkasında benim nasıl durduğum kimse tarafından bilinmiyor. Ben bu sosyal medyadaki bu tavırların prime ve sadece insanları tatmin etme yoluyla paylaşılan samimiyetsiz duruşlar olduğuna inanıyorum. Bir de tabii sadece buna inanmamın sebebi paylaşılan emojiler, bayraklar falan filan değil. Bir de Mehmetçik Vakfı durumu var. Şimdi şu numaraya SMS atarak Mehmetçik Vakfı'na bağış yapabiliyorsunuz.
Doğru mu? Bir problem yok. Bunu da şöyle yaptılar abi. Ve bak, tanıdığım birçok motovlogger, tanıdığım birçok nasıl diyeyim influencer, içerik üretici. Attıkları SMS'i paylaşıyorlar. 10 lira bağışını yapmış. Oraya paylaşıyor SMS'i. 10 lira bağışınız yapılmıştır. Screenshot'ını alıyor. Orada paylaşıyor kanka. Bir elin verdiğini diğer el bilmemeli. Şimdi buradaki insanların gerçekten yardım için mi yaptığını düşünüyorsunuz? Ki ben düşünmüyorum, samimi söyleyeyim. Bak, numara budur. Buna bağış yapın demeye okeyim. Ama yaptıkları yardımı bu kadar insanların gözüne sokmaya okey değilim abi. Herkesin yardımı kendine. Bak, biz bandana projesi yaptık. Şimdi şöyle bir savunma olabilir. Maalesef ki bunu anlamayacak arkadaşlar var. Bandana projesi yaptık. E o zaman sen de bandana projesini duyurma. Ama orada bir de çekiliş durumu var. Ben zaten yoksa sadece bağış olsaydı derdim ki abi biz bağışlamaya karar verdik. Konu kapanırdı. Daha da uzatmazdım. Bu işleri bu kadar şeye çevirmeleri canımı sıkıyor benim. SMS attım, bakın herkes atmış bilmem ne. Ya abi yapın ama bu kadar paylaşma hevesli olmayın bu yardımları. Kendiniz için, ülkeniz için yapın ya. Vatan için yapın yani. Bu ne bu gösterme merakı moruk? Bir ekipler var. Oturuyorlar 20 tane çocuk. Abi adamsın. Ha bir de öyle adamlar var. Ulan senin abilerin yaşında adamlar orada çarpışıyorlar. Onları umursamıyorsun. Burada geliyorsun abi adamsın. Niye 10 lira bağış atmış? Bravo. YouTube'dan kazandı o parayı zaten. Şimdi bana şunu da diyecekler olabilir. Sen de eline mikrofon almış konuşuyorsun. Ama ben zaten yaptığım yardımı hiçbir yerde paylaşmadım. Neyse, bununla ilgili bir şeyler söylemesem olmazdı ya. İçime çok dokunuyor. Bu şov durumları içime çok dokunuyor. Şov yaptığımı düşündüğün yer oldu mu lan? En yakın arkadaşlarımdan biri sensin. Yaptın diyorsan yaptın de ya. Varsa var diyordum. En fazla çekiliş var, o da çekiliş yani. Yani. Ki ben onda bile hatırlıyor musun? Şey demiştim. Abi böyle bir şey yapacağız ama insanlar bize kalkıp bir şey der mi? Evet. Tamam. Hatta yani ben şahidim. Arkadaşlarını çekiliş listesinden çıkardım. Ha işte. Olur da çıkarsa... Bilerek çıkarttı derlerdi. Sinirlendim ya. Neyse, bu konuda açarsam ağzımı çok yürürüz, boşver. Bugünkü konumuz motosiklet hırsızlığı. Genelde YouTube'a hırsızlık ve çalınma olaylarıyla ilgili üretilen içeriklerin %80'i reklamda. İşte bilmem ne zincir kilidi, bilmem ne disk kilidi, bilmem ne kabin reklamı, bilmem ne. Bu arada reklama karşı değilim. Yani tabii ki reklam yapacaklar. Millet tahta mı yesin yani, anladın mı? Herkes bir reklam yapacak ve karşılığında bedelini alacak ürettiği içeriğin, verdiği emeğin. Biz de burada sabahtan beri açı arıyoruz hangisinde iyi çekeriz diye. Şunu anlatmadılar ama hiçbir şeyde. Bu motorlar neden çalınıyor, nasıl çalınıyor? Birkaçını da anlattılar. Ve nasıl kullanılıyor? Hangi motorlar daha fazla çalınıyor? Neden? Mesela neden bu aslında çalınmıyor ama R25'ler patır kütür çalınıyor? Aslında mantık yürüttüğün zaman hepsini çözmek basit. Ama motosiklet kullanmayan ya da bu camianın içinde olmayan insanların birkaçının anlaması gereken bazı noktalar var. Ve ben şimdi biraz bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi motosiklet hırsızlığı. Bir motosikleti çalmak birçok araçtan daha kolaydır. Çünkü bu motosikleti böyle durduğu haliyle buradan götürmek için iki şey yapmanız gerekiyor. Eğer gidon kilidi takılıysa, yani gidon kilidini de kilitlemişse sahibi, gidon kilidini kırmak. İkincisi de boşa almak. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Gel abi, bak şimdi. Yakala baba. Gidon kilidi yok motorun. Motorumuz şu an viteste. Doğru mu? Evet. Bu motoru götürmek için boşa takmak ve bu motoru anında bu şekilde götürmek gayet kolay. Tüm yapman gereken şey bu. Dolayısıyla bu gibi motorları yokuş aşağı böyle götürülebilecekleri noktalarda bıraktığınız zaman hırsızlara birazcık gün doğuyor. Keza bu konuda en güzel örnek şu an kamera arkasında olan Anıl Faç. Yokuş aşağı tam 700 metrelik bir mesafede motorunu bıraktığı için bir gecede bay bay olan motora sahip kendisi. Oğlum soğuk lan, bir montumu giyeyim. Are you ready? Şimdi motosiklet hırsızlığı günümüzdeki problemlerden bir tanesi. Disk kilidi takıyoruz, zincir kilidi takıyoruz, gidonu kilitliyoruz, branda yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bir türlü bu işi çözemiyoruz ve sürekli böyle motosiklet ilanları, işte çalıntı ilanları, hırsız ilanları. Yok orada çalındı, burada çalındı, plakası bu, burada görüldü. Bana ulaşın, numaralar mumaralar. Paso böyle bir karmaşa içindeyiz ve bu problem bir türlü çözülemedi. Maalesef polis de bu konuyla ilgilenmiyor abi. Biz aynı şey başımıza geldi daha önce. Polisi aradık, motorumuzu bulduk, gelin dedik. Adamlar gelmediler. Biz kendi çalınan motorumuzu geri polis karakoluna kendimiz götürdük. Bakın bunu biz bulduk. Çalıntı ilanından düşürün dedik adamları, öyle bağladık işi. Yani bu konu biraz saçma oğlum. Bayağı doluyum, ben sinirlendim zaten. Kendi motorumu götürdüm ya. Adama de aradım, dedim ki bak motor burada. Gel al. Tamam tamam ya, tamam ya, tamam tamam, bir tane çay koyun oradan. Tamam ya deyip çat diye suratıma kapattı telefonu. Umursamadılar yani. Çok saçmaydı ya. Anıl motoru çalındığı zaman da biz gittik ifade vermeye. Motor çalınmış bir gün önce. Biz işte sabahına gidiyoruz. Gittik abi. İfade vermeye zaten 3 saat bekledim. İfade sürdü 2 saat. 5 saat de orada kaybettim. Yani aniden motorum çalınsa ve gitsem 5 saat gene bekleyeceğim yani. Beni komiser sandılar. Komiserim momserim. Bana diyor ki komiserim diyor, bizim diyor telefon çalındı evden. Tamam dedim, hallederiz hallederiz. Arkadan da polis pepe deli bu deli diyor. Hay Allah'ım ya, ne muhabbetler. Motosiklet hırsızlığını çalındıktan sonra
sonra pek yapabileceğimiz bir şey yok. Hırsızların bazıları fidye istiyor. Yani fidye ne lan? Fidye istemiyor da bir para istiyor. Biz bunu gülerek anlatıyoruz da bizim canımız o kadar yandı ki artık böyle makara muhabbet eşliğinde anlatıyoruz. Yani saldık biraz artık sinir bozukluğundan. Ne yapalım? Ne yapalım yani kanka? Acı gerçek. Gerçekten motor gittikten sonra yapabilecek yani %90 bulunmuyor. Sana ulaşırsa ya da bir yere terk ederse buluyorsun. Başka da bir geyiği yok. O yüzden çaldırmamaya çalışmak önemli zaten. Çalındıktan sonra aramanın çok bir faydası yok. Çok biz. Öyle sağda solda paylaşıyoruz işte bulunursa diye. Yine bunaltı geldi. Gel bu konuya girelim abi. Bu motorun çalındıktan sonra gel yaralım benim ya. MC yaralım ya. Ben bunu çok yakından tanıyorum. Bu Anıl Batur. Şimdi abi yanımızda birebir yaşamış mevzu var. Anıl'ın da evinin altından disk kilitli işte şey ne vardı sende abi? Bir asma kilit, iki tane zincir kilit, bir tane disk kilidi. Hepsiyle beraber. Gidon kilidi. Hepsi gitti. Hepsiyle beraber alıp götürdüler abi motoru. O yüzden bugün dedik ki motosiklet hırsızlığına hazır Anıl da yanımızda varken. Şimdi abi motor çalındıktan sonra pek yapacak bir şey olmadığı için motor çalınmadan önce neler yapabileceğimize girelim. Senin motorunun çalındığı dönem o hafta kaç tane daha R25 çalındı? 4 tane R25 çalındı o hafta. Senin motorla beraber mi? Benim motorla beraber işte o yaklaşık 3-4 günlük süre zarfında zaten kar yağmıştı. Karlar tam kalktı. Tabii motorlar kaza yapmış. Ufak ufak kazalı motorlar. Ondan sonra R25'ler bir gitti. Biz herkes birbirimize mesajlaşıyoruz. R25 grubundan. Aynen öyle. Şimdi abi şöyle bir durum var. Motosiklet hırsızlarının kafası şu şekilde çalışır. Bu onlar için bir para kaynağı. Bundan para kazanıyorlar ve bundan tahmininizin çok çok üzerinde kazanıyorlar. Bir motosiklet hırsızı ben sana söyleyeyim ayda 30-35 bin lira para çok rahat kazanıyordur. Anladın mı? Çok rahat. Çünkü çalıyorlar ve bu grenajlar bu motor ucuz bir şey değil abi ve bunu çalıp bunu insanlara satıyorlar parça parça. Ne yapıyorlar? Markaların parçalarından daha ucuza satıyorlar. Mesela Yamaha'ya gidiyorsun bu depo 1400 lira değil mi? Adam 700-800 liraya ikinci elmiş gibi başkasından çaldığı motoru parçalayıp satıyor. Zaten bir motor parça parça halinde serviste kendi motor parasından daha pahalıya denk geliyor. Daha pahalı. Bir araç da öyledir. Yani araçların geneli öyledir. Parça parça tüm bir bütünden daha pahalıdır almak. Aynen öyle. Bunun bir sebebi de şeydir aslında. Kimse alıp parça parça toplayıp da daha ucuza getirmesin hesabı anladın mı? Çünkü öyle bir şansın da var yani. Denenebilir oğlum. Ya bu ülkede Ferrari'ye tüp takmaya çalışan adam var. Ne alakaysa. Ben de gülüyorum doğru diyorum. Anıl beni bu kadar dinliyor. Tabii bu motorları para kaynağı gördükleri için bu motorların para edenleri onlar için ilk hedefler. Keza R25. R25. Tam adamıydı yani anladın mı çalınması için. Neden? Çok R25 var. Çok olduğu için çok kaza yapan R25 var. Hem çok olduğu için hem de başlangıç motoru ya da ikincil motor ya. Başlangıç motor olunca tabii insanlar biraz kıt kanaat alma durumu var. E tabii yani, düşüyorlar kalkıyorlar hasarlı aynen. Motorlar. Daha ucuza kaçayım parçaları daha ucuz olsun. İşte halledeyim. Ona geliyorlar. Bu sefer ne oluyor? Bunlara gün doğuyor. R25, MT-serileri, MT-07. Oo. 3 motor ilandan biri MT-07. Niye? Çok çalınıyor. Çok teker yapılıyor. Ne oluyor çok teker yapılıyor? Çok düşme oluyor. Düşen de ne yapıyor? Parçaya sarılıyor. Acı gerçek şöyle bir şey var. İkinci elde sorsan Scrambler hiç gitmez. Evet. Ama sahibinden bakıyorum bir tane Scrambler var. Evet. Ama 150 tane MT-7 var. Evet. Scrambler çalınmaz. Neden çalınsın ki? Kime satacak parçasını? Evet böyle bir sıkıntı var. Yani az satılan motorlar ya da az bulunan motorlar ki keza bu. Şimdi bundan Türkiye'de 6 tane var Scrambler örneğindeki gibi. Bunu çalsa zaten buna benim gibi binen adam da yok. Genelde 50 yaşında abilerimiz alıyor bu motorları garajlarına tutuyorlar. Uzun yola gidiyorlar amcalarıyla beraber. Amcalarımla beraber. Arkadaşlarıyla beraber gidiyorlar dönüyorlar. Bütün geyik bu. Şimdi bu adamı satabileceği yok ama mesela MT'de öyle değil. MT genç alıyor. Sürüyor kanka patlıyor bir yerlere. Parça arayışı. Giriyor. Yamaha'da o dönem derse ki ya bir ay beklemen lazım. Hop sahibinden.com ilanlarına giriş yapıyor. Hemen hırsızların adlarına giriyor. Hırsızlar da çaldıkları MT-07'lerin parçalarını. Buyur, zaten böyle. Ben bir ilanda denk geldim. Adam bana yazdı parça ihtiyacım varsa sen ara beni haberleşiriz ben seni birine yönlendiririm dedi. İşte. Tabii ki fayda da etmiyor. Fayda etmiyor. Ya açıkçası şöyle bir şey var. Şimdi direkt çalan satmıyor bir de böyle bir durum var. Tabii. Hani çocuklar 14-15 yaşlarında civarında motor çalıyor. Bunu parçaları satan adama 1000 liraya 2000 liraya öyle harçlığını çıkarmak için tık diye satıyor. Aynen öyle aynen öyle. Ya iki tarafta direkt o yüzden bulunamıyor ve içeri giremiyor. Tabii canım tabii canım. Yani şimdi şöyle bir durum var. Nasıl bir durum var? Ne var bir şey oldu ya. Aa, motoru bağlayın. Ne? Motoru bağlayın ya bir yere. Ne dedik? İşte MT, R25 gibi seriler çalınıyor. Yani böyle bir sıkıntımız var. Az bulunan motorlar daha az çalınıyor. Egzotik motorlar biraz daha az çalınıyor. Çünkü parçaları satması zor. Değil mi şimdi bu evet. Motoru satması zor. Bundan bahsettik. Peki abi mesela sen ne diyorsun? Bir motoru çalınan biri olarak söyle. Ben mesela şu hatayı yapmışım dediğim bir yer var mı? Motoru çalınma hikayende. Keşke şunu yapmasaydım. Benim şimdi yaptığım en fazla hata benim tamam çok kilidim vardı. Doğru. Disk kilidim
kilidim vardı. İki tane zincir kilidim vardı. Onlara iyi para vermiştim. Brandam vardı. Yani keşke onların yerine mesela 4-5 tane kilit yerine 2 tane kilidim olsaydı, adam akıllı kilidim olsaydı. Hatta kilidin yanında 100 lira daha az yeseydim de şu motora GPS taktırsaydım. Değil mi? Bu motosiklet camiasının son 2 yıllık kanseri bu. Motor çalınma hikayeleri. İnsanlar korkar hale geldiler. Aynen öyle. Ben arkaya geçeyim mi? Ne yapayım burada mı? Yo dur abi. Heh, güzel tamam. Muhabbet döndü ya. Tamam. Şey dedin ya, adam akıllı kilidim olsaydı. Senin motorun çalındığında ben ilk sana şey sordum. Abi bir yere bağlamış mıydın? Şasiye bağladım. İşte mesela Anıl'ın yaptığı hata buydu. Motoru gene motora bağlamış. Fakat bu motorların, ki özellikle çalınabilen motorların çoğunun maksimum kilo ağırlığı 200-220 kilo. Bu da seninki, senin motorun 160-170 evet, kilo civarlarındaydı bir R25. Ne oluyor? 3 adam gelip rahatlıkla... Çok rahat. Geçmiş olsun. Ben tek başıma işte arkadan tutup da motorun yönünü değiştiriyordum. Ben de aynen öyle, aynen öyle. Ben de scrambler'da şimdi tutuyorum, çeviriyorum. Niye? Hafif. E bu sefer ne oluyor? Siz motoru bir yere sabit bağlamazsınız ki. Bazı adamlar var hani gerçekten çok yanlış yerlere bağlıyorlar. Görmüşsündür sen de, internette bir tane fotoğraf geziyor. Babaya bağlı. Motorunuzun sökülmeyecek bir parçasını. Bakın, motoru kaldırıp motoru kaldırıp götüren bir adam, motorun herhangi biri sökülebilen parçasını söküp yine o motoru kaldırır götürür abi. Yani mesela şöyle, ön tekeri R25'lerde sökmek çok kolay. O yüzden de sadece ön tekeri kalıp da diğer bütün motor gitmiş olan çok ilan gördüm. Çok ilan var. Mesela ben MT gördüm. MT'nin beynini sökmüşler Taksim'de, gördün mü? 2 dakika abi farı buradan sökmüş. Hı-hı. Farın içinden beynini almış, devam etmiş. Pahalı ya. Tabii göstergeyi çalınan da çok fazla oluyor göstergesi MT'de. Göstergesi çalınan da öyle. Bu arada göstergeler neden çalınıyor MT'de biliyor musun? Birçok MT kullanıcısı göstergesini anahtarını takarken motoru çalıştırmak için göstergeyi sürtüyor abi. Şimdi gösterge burada ya. Anahtar da üzerinde değil mi MT'nin? Takayım derken cepten çıkarttın şimdi. Anahtarı takayım derken cuk diye göstergeyi kıranı, çizeni. Oo. Tabii o yüzden göster. MT'nin anahtarı şey ya, arkada ya. Sevmiyor bizim çocuklar. Adamla beraber gidiyorlar. Adam ama bu arada ben giderken beni de sevmiyorlar. Motora karşı bir şeyleri var. Bu bir şey gibi, ebeveynler gibi. Ben motor alacağım. Binme. Binme. Kötü. Şeytan işi. Neyse. Motorun sökülmeyecek bir parçası var. Şasesi mesela. Şasesi. Şasesi. Hashimoto taksani. Yumoto. Çike. Puçu puçu. Ne yapıyorsun? Konuşamadım kanka. Geçen de öyle gelesun melesun falan diyorum. Canasun. Şasiden bağlamak lazım. Lastikten bağlarsan dediğin gibi R25'te lastiği söker adam. Tekrar o motoru alır götürür. O lastiği kaybeder ama geri kalan motorun parçalarından kazanır. Motorun sökülmeyecek kısımlarını sökülmeyecek yerlere bağlamak lazım. Yani gidip dandik bir, şimdi bu boruya bağlarsam tamam mı? Bu boruyu sökerler oğlum. Güzel şeyler olur. Korkuluk mu olur artık? Güzel demir mi olur? Bazı elektrik adamlar var. Abi gibi. Adam binanın duvarına demir yaptırmış böyle bildiğin. Evet. Ona falan bağlamış. Ya şu olaylar var. Yeni çıktı. Direkt böyle yere sabitleyen şu kadar filan vidaları var. Heh. Görmüşsündür illa ki. Öyle bir şeyler. Ama bak bunlar da kesiliyor. Bu olayın özü birazcık bu dönemlerde GPS gibi görünüyor. Bazı motovlogger arkadaşlarımız bayağı GPS diye bağırıyorlar. Haklılar mı? Haklı oldukları noktalar var. Haklılar. Yani çünkü oturduğunuz semt, kullandığınız motor, hepsinin içinde bir bütün etkenler var. Şimdi ben ormani bir yerde oturuyorum. Benim için biraz daha avantajlıyım ben. Daha uzak. Buradan alıp götürmesi daha zor. Tabii ki her zaman tetikteyiz, her zaman koruyoruz ama daha böyle şehir merkezindeysen, yokuş aşağı yerlerdeysen ki sen iyi bilirsin. Ben bana laf sokuyormuş gibi. Sokuyorum zaten abi yani. Seni uyardım gitmeden önce. Oraya koyma, oraya koyma, oraya koyma. Bir motorun diğer motoru böyle gidonu kırdın, hemen götürmesi etmesi kolaysa oralarda dikkat edeceğiz abi. Tetikte olacağız. Anladın mı? Bu şey kolay kazanılmıyor babacığım. Anladın mı? Bunda emek var. Saatlerce çalışıyoruz. Kredi çekiyoruz. O krediyi ödemeye çalışıyoruz. Pazo bir çaba var ve bu çabanın sonucu bu değil abi. Bu 5 dakikada böyle çaldım götürdüm değil. Bak bunlar temiz çocukları. Tamam mı? Kesinlikle. Kusura bakmasınlar. Temiz çocukları. Yani kusura da baksınlar bu arada ya. Baksınlar aynen. Anladın mı? Ekmek parası abi demesinler. Bu burada yani. Kibarlık yapamayacağım. Bu kadar adamın emeğini çaldılar. Bu kadar adamın yıllarca hayal ettiği şeyi çaldılar. Ben senin uzun zaman öyle. Para biriktirdim. Çok para biriktirdim R25. Ha bu adamın şansı, lafını balla bölüyorum baba, kaskosu olmasıydı. Varsa yanınızda, yani kenarda biriktirdiğiniz bir para varsa kasko yaptırın abi. Çünkü çalınma ihtimaline o 2000 lira değer. Bunu düşünsünler abi. Yani R25 değil CBR alsınlar. Eğer tam ucu ucuna yetecek para varsa ama kasko yaptır. Aa, yani sen yaşadın. Ben işte 2000 lira kasko yaptırdım ama bana kaç bin lira kar ettirdi bu. Tabii. Ya böyle bakmasınlar hani bir yıl ben kaza yapmadım, bir yıl motorum çalınmadı. 2000 lirayı boş boşuna verdik diye düşünmek olmaz. Ya çalınırsa? Çalınırsa ne yapacaksın? Gitti. Ki özellikle bu dönemler. Ben ne kadar rahattım biliyorsun seni aradığım zaman. Abi benim motor çalmışlar dedim. Ben şoka girdim, dedim bu nasıl rahatlık? Herif babasını aramış. Baba demiş bir iyi haberim var, bir kötü haberim var. Babası demiş ki ne oldu? İyi haber demiş, motoru bıraktım. Demiş babası, kötü haber ne? Çalındı çünkü.
Sen nasıl bir adamsın ya? Hayatımda bana hiç bu kadar sövmedi. Tabii bu rahatlığın temelinde hani makarayı bir kenara koyuyorum. Makaranın temelinde kaskosu vardı. Sigortası, kaskosu. Bu işin şeyi hani bir güvencem vardı. Evet. Ha bu doğru mu? Bence bu da doğru değil. Anladın mı? Yani senin yaptığı da kaskon var, o iki kilit takayım. Bu da güzel değil. Sonuçta bir ay bekliyorsun, parayı geri alacağım mı, almayacağım mı, dosya bitecek, rapor hazırlanacak. Bık bık bık, paso bir işlem var. Peki biz ne öğrendik? Hep aynı yere geri dönüyoruz. Ekipmanda da aynı şeyi anlatıyoruz. İşte motor alıyorsanız bakın 10 bin lira bütçeniz varsa 10 bin lira motor almayın. 5 bin liralık motor alın. 5 bin liranızı ekipmana ayırın. 7 bin liranızı motor alın. 3 bin liranızı ekipmana ayırın. Hep aynı şeylerden bahsediyoruz. Bu zıkkımı almak sadece bunu gidip noterde almakla bitmiyor. Anladın mı? Bu motor 15 bin lira atıyorum. Noterde aldım bitti değil abi. Sigortayı yaptırıyorsun. Bir para. Hadi bunun biraz daha ucuz eski meski olduğu için ama 5 yaşında bir motor alsan ortalama 700-600 lira bir para ödüyorsun. Gerçi ben Scrambler'a 550 lira ödedim. Ama senin daha önce bayağı motorun olduğu için mesela benim ilk motorumdu. Tabii. Yani tamam 500 lira ödüyorsun diye. Hı-hı. Sonra bunu ödedin. MTV ödüyorsun. Evet. 6 aylık 2 bir dönem. Sonra kasko sigorta sigorta yaptırdık. Kasko durumumuz var. Kasko keyfi tabii. Keyfi ama eğer ki rahat bir yerde değilsiniz. Kapalı garajınız ya da güvendiğiniz bir güvenlik durumunuz yoksa. Bu da şart. Bir de kasko yaptırdın. Ne olduk moruk? 400-400 MTV verdik. 500 de sigorta verdik. 1300. 2000 de onu verdik. 3300. Nereye gitti benim para? Nereye gitti benim para? Ama bu adam 2000 lira verdiği için bugün kafası rahat. Araba aldı mesela onu. Arabayı eğer o kaskodan parayı alamasaydın. İmkanı yoktu. İmkanı yoktu. Birazcık bu işlere dikkat edelim. Malımıza özen gösterelim abi. Bu emekler boşa gitmesin. Hep aynı şeyleri söylüyorum ama benim en çok yandığım şey bu. Şeyler yani çocuk mesela garsonluk yapıyor moruk. Çalışıyor. Hayallerini kuruyor. Alıyor gidesine. Çocuğu geliyor çalıyor. Lütfen dikkat edin. Lütfen üzmeyin. Bu motor ilanları azalsın artık. Ne olur ne olmaz demeyin. Üşenmeyin abi. Çünkü çözülmeyen kilit yoktur abi. Zamanı uzatan kilitler vardır. Sen demiştin bunu bana değil mi? Evet. Nasıldı abi o söz? Ya çözülmeyen kilit yoktur. Neydi o ya? Hani hırsıza kilit dayanmıyor. Aynen öyle. Bunu nasıl çözebiliriz? Bunu uzatacağız abi. Tamam ve garanti haline gideceğiz. GPS'imizi takacağız, kaskomuzu yaptıracağız, diskimizi takacağız, zincirimizi takacağız, zinciri sağlam yere bağlayacağız, gidon kilidimizi unutmayacağız. Takip cihazlarını gizleyeceğiz mümkün olduğu kadar. Bir alarm cihazı 100 lira mıydı? Var 100 lira da var, 500 lira da var. Biraz değişiyor oralarda işler. Bir alarm cihazı takacağız, ötecek yani. Bu işi biraz koruyacağız. Bu emeği koruyacağız. Bu işin olayı bu abiciğim. Kendinizden, motorunuzdan, keyfinizden taviz vereceksiniz ama gerçekten dışarıda yemek yemeyeceksin ama taktıracaksın ki için rahat olsun. Şöyle düşün. Bir paket sigara içen bir adam düşün günde. Tamam mı? 10 lira değil mi? Şimdi ortalama evet. 10 lira mı oldu sigaramız? 10 lira. Aynen. Aylık 300. Yılda 3600 lira para yapar. Tüm bu saydıklarım da aynı bedel ediyor. Bunu seçmek lazım. Eğer ki paran yetmiyorsa sigara keyfinden alacaksın. 5 tane az içeceksin. Bunun zararı yok abi ciğerlerine. Sigara virali gibi oldu ama önceliklerimizi iyi bileceğiz. Hiçbir ya şey da diğer türlü ben göze aldım diyeceksin. Birazcık aslında biz hırsızlıkla ilgili bir şeyler anlatacaktık ama biraz muhabbet oldu. Anıl da renk kattı. Bence güzel oldu ya. Muhabbet oldu, güzel oldu yani. Ama sonuçta ne anlatabilir? Çok fazla teknik anlatılabilecek bir şey yok. Yani tabii canım şöyle yapın böyle yapın. Anlat yani zincir bir keselim. Herkes kesti abi yani. YouTube başlıyor hırsızlık kesiyor. Herkes zincir kesiyor. Disk kilidi. Asit döküyorlar disk kilidine. Disk kilidi disk. Asit Allah'ım. Döküyorlar kanka. Yaşadığı İşte, açmak da zor bir şey değil. Var bir abimiz bir bankada çalışıyor. Otoparka koyuyor. Diskini. Abi herif gelmiş bak. Abartı söylüyorum. Kameradan izliyorum. Buradan döküyor baba asiti. Tamam. 2 dakika sonra geliyorum. Bir koyuyor. Diskini de iptal. Ne oldu? Tamam. O adamı 2 dakika kaybettirdi ama istediği kadar kaybettirmedi. O motor gene yürüdü. Evet. Ya işin ucunda hırsızın gerçekten korkması ve uğraşması gerekiyor. Hırsız için 5 dakika çok ciddi bir süre. 5 dakika içinde neler olabilir? Zaten 5 dakika boyunca süren hiç hırsızlık görmemişsindir. Büyük ihtimalle 1,5 dakika ikinci var. O kadar, o kadar. En fazla gider. 5 dakika uğraştırabiliyorsa senin kilidin ve motorun, o hırsız bırakır zaten o motoru. Bırakır. Tabii yani artık sonunu görmüyorsa. Aynen öyle. Alarmı çalan bir motoru 600 metre yokuş aşağı hırsız süremez. Biri de sen ne yapıyorsun? Ya gerçi bunlar bu yüzsüzlükle sürerler. Engel olabildiğin kadar olmak. GTA San Andreas mı bu? Arabanın alarmı çalarken gidiyorsun öyle. San Andreas mı? Sen takılır. Sakın GTA oynama. Haftalık motosiklet başındaki muhabbetleri bir önceki videoda beğendiniz. Biz de dedik ki bu işi izleyiciye bırakalım. Yani konu işini izleyiciye bırakalım. İzleyici söylesin. Abi bunu çekin. Biz de gerekirse oturup çalışalım. Aynen. Gerekirse tecrübelerimize dayanalım. Bu işi yapalım. Haftaya atıyorum. Bana desinler ki motosiklette dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Sallıyorum şu an tamamen. Motosiklet türleri ve kimlere hitap motosiklet eder. Motosiklet o. Motosiklet değil. Motosiklet. Motor. Ne yok. Söylememeleri gerektiği için söylemek. Motosiklet demeyeceksiniz. Motosiklet. Ne oldu ya? Motosiklet. Reo. O yüzden izleyiciye bırakalım. Abi yorumlara yazın. Deyin ki bize bu hafta bunu anlatın. Biz de havayı güzel yakaladığımız an gelelim. O hafta size onu anlatalım. Bu twerk kadar. Twerk yapıp bitirelim bence. Ne yapalım? Twerk. Oğlum hakikaten git ya. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Motorlarınıza dikkat edin. Mukayyet olun. Öpücük de at. Başka? Şarapova pozu vereyim mi sana? Bakın R105'im var. Arbin 105'im. Ne? Yok şöyle yapalım. Bir dakika dur.
Bu motoru da uzun çok seviyorum. Gerçekten söylüyorum. Uzun yola gittiğim zamanlar böyle oturup arkasında şöyle oturup çevreyi izlerdim. Manzaraya karşı geri geri çek bir motoru, böyle otur baba. Al eline çayı. Of! Of! Scrambler'da bu yok mesela. Kaskosu olan adam rahatlıyor bu işte. Değil mi? Ay. Kapatalım mı? Bu videoyu beğendiyseniz. Demiyorum ben onları. Hadi ya, bıraktın mı? Bıraktım. Beğenin. Çaktırmadan like. Anıl Paç bana öpücük attı. Biz seninle ilk tanıştığımız zaman sen motorun üstüne yatıyordun. İşte o bizim ilk saatlerimizdi. Sen hep motorun üstünde yatıyordun. İlk saatlerimiz derken? Tanıştığımız ilk saatler. Ya ben yardım edeyim sana. Vallahi rahatmış ha. Tam bir Nasrettin hocasın şu anda. Bir twerk yapmadığın kaldı kanalda. Oğlum git lan oğlum.